arkadaşlar, selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. NATO'dan Yunanistan'ı üzen Türkiye açıklaması. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Alman Dış İlişkiler Konseyi ve Brookings Enstitüsü'nün ortaklığıyla düzenlenen panele video konferans yöntemiyle katıldı. NATO'nun 2030 vizyonunu açıklayan Stoltenberg, bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı. Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu hatırlamamız önemli. Haritaya şöyle bir baktığımızda topraklarının önemini, büyüklüğünü ve aynı zamanda Irak ve Suriye'ye sınırı olan tek NATO ortağı olduğunu fark edebiliriz. Türkiye'nin altyapısı ve havaalanları DEAŞ ile mücadelede fazlasıyla önemliydi. Türkiye'nin DEAŞ'a karşı küresel koalisyonda önemli bir rol oynadığının altını çizen Stoltenberg, Güney Mahallemizi istikrara ulaştırmak için NATO üyesi Türkiye ile yakından çalışmaya devam edeceğiz dedi. Stoltenberg, Türkiye'nin aynı zamanda göçmen ve sığınmacı krizi için de kritik konumda bulunduğunu anımsattı. NATO içerisindeki farklılıklar ve anlaşmazlıkları aşmak için ittifakın önemli bir platform olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için kurulan mekanizmanın bunun en önemli örneği olduğunu söyledi. Stoltenberg'in açıklamalarına tepki gösteren Yunan basını, "Stoltenberg başka bir dünyada, birdenbire bazıları için Türkiye öz evlat oldu. Avrupa arenasına yeniden giriyor" ifadesini kullanarak Stoltenberg'in açıklamaları NATO'nun Ankara ile pazarlık yaptığını, Ege ve Doğu Akdeniz'de ortak sömürü planını desteklediğinin bir teyididir yorumunu yaptı. İrlanda Belfast Kent Konseyi kararı onayladı. İsrail'e kötü haber. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 18 sandalyesi bulunan ayrılıkçı Sinn Féin partisinin de yer aldığı 60 üyeden oluşan Kent Konseyi, Birleşik Krallık ve İrlanda hükümetlerini İsrail'in bu ülkelerdeki büyükelçilerini sınır dışı etmeye çağıran bir önergeyi kabul etti. Belfast'taki oylamaya ek olarak Filistin yanlısı öğrenciler ve aktivistler Perşembe günü Dublin'deki İrlanda Dışişleri Bakanlığı önünde oturma eylemi düzenledi. İrlanda'yı İsrail Büyükelçisini sınır dışı etmeye çağıran işaretler sallayarak girişi saatlerce kapattı. Oylamayı başlatan aşırı sol politikacı Fiona Ferguson, oylama sırasında yaptığı açıklamada "Büyükelçilerin sınır dışı edilmesinin daha büyük bir eylem için bir ön adım olduğunu düşünüyorum. Ancak bu inanılmaz derecede önemli ve sembolik bir adımdır" dedi. Önerge, Belfast yönetimini, İrlanda ve İngiltere'yi hemen yürürlüğe girecek şekilde İsrail Büyükelçilerini görevden almaya çağırıyor. Milli Savunma Bakanı Akar sert konuştu, başaramayacaklar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki komutanlar ile dün Deniz Kurdu 2021 tatbikatının Doğu Akdeniz'deki Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti. Personele ve katılımcılara hitap eden Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkesinin, asil milletinin, bölgesinin güvenliği ve barışı için yurt içinde ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK, YPG ve DEAŞ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü" belirtti. Akar, "Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordu bozanlar var. Fitne ve fesat peşinde koşan bu ordu bozanlar, TSK'nın tatbikatlardaki ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla 3 kıtada icra etmekte olduğu operasyonlardaki başarılarını engelleyemeyecekler, gölgeleyemeyecekler. Açıkça ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yok. Ancak Kıbrıs dahil mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz" dedi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Kırklareli'nde Azerbaycan'dan 21 askeri personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildiğini duyurdu. Paylaşımda, Kırklareli'nde konuştuğu 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca Bora 2021 Tugay Kıtalı Komuta Yeri tatbikatı icra edildi. Tatbikata Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nden 21 personel katıldı ifadeleri yer aldı. S-400 konusunda son noktayı koydu. Türkiye karar verir. Amerika'nın yaptırımına rağmen Türkiye S-400 füze sisteminden vazgeçmedi. Türkiye her fırsatta sistemi kullanacağını ifade ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, S-400 füze sisteminin kullanımına Türkiye'nin karar vereceğini ifade etti. "Bu konu artık bizim için kapanmıştır" diyen Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin ABD'ye alternatif olmadığını kaydetti. Türkiye'nin S-400 konusunda attığı adımın NATO müttefikliği sorumluluğunu ihlal anlamına gelmeyeceğini belirten Kılıç, "Türkiye'ye olabilecek bir saldırıya karşı savunma ile alakalı attığımız ve atacağımız adımlar konusunda bizim yanımızda durmayan ve yeterince destek vermeyen NATO müttefiklerimizin ortaya koymuş olduğu tutumdan dolayı S-400 aldık" dedi. Macron'dan ilginç açıklama, erken seçime destek olacağız. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ekim ayında yapılması kararlaştırılan erken seçimlere hazırlık konusunda Irak'a destek olmaya hazır olduklarını belirtti.
Öte yandan Macron'un bu açıklaması ilginç bulunurken nasıl destek olacağı da merak konusu oldu. Bağdat hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'yi telefonla aradı. İki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin ele alındığı görüşmede Kazimi, bu işbirliğinin özellikle ekonomi ve kültür alanında geliştirilmesi ve Fransız şirketlerinin Irak'ta yatırım yapmaları için uygun ortamın oluşturulmasının önemine işaret etti. Irak hükümetinin erken seçim hazırlıklarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Macron ise, Birleşmiş Milletler'in Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin çalışmalarına katkı vermesi için gözlemci gönderme kararını da desteklediklerini ifade etti. Açıklamaya göre, Kazimi ve Macron, uluslararası ve bölgesel sorunlar karşısında ortak pozisyonlar almak için temasta kalma konusunda fikir birliğine vardı. FBI, ABD'de acil bir ulusal güvenlik tehdidi oluştuğunu duyurdu. Wall Street Journal'a konuşan ABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Christopher Wray, çoğu Rusya'daki bilgisayar konsollarına uzanan yaklaşık 100 fidye yazılımının acil bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek, son senelerde gelişme gösteren söz konusu suç ekosistemini bozmanın yollarını aradıklarını belirtti. Wray, siber saldırıların yoğunluğuna karşı verilen mücadeleyi 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası ortaya çıkan mücadeleye benzeterek, "Birçok paralellik, çok fazla önemli nokta var. Önlemler üzerinde çok fazla odaklanıyoruz. Bu konuda sadece devlet kurumlarında değil, özel sektör ve hatta ortalama bir Amerikalı arasında paylaşılan bir sorumluluk var," dedi. Siber saldırıların istasyonlardaki benzin alımlarından hamburger etlerine kadar birçok alanda etkisini göstermeye başladığına işaret eden Wray, "Bu sorunun büyüklüğü ülkenin kabul etmesi gereken bir boyuta ulaştı," ifadelerini kullandı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'ni doları ekonomik ve siyasi savaş aracı olarak kullanmakla suçladı. Putin açıklamasında doları bırakabileceklerini ifade etti. Bu tür bir kararın ABD dolarına ciddi bir darbe indirebileceğini belirten Putin, ancak Moskova'nın bu yönde bir adım atmak istemediğini de ekledi. Dün de Rus Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolichev, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlardan daha az etkilenmek için Ulusal Varlık Fonu'ndaki dolar rezervlerinin sıfırlanacağını ve fondaki dolar rezervlerinin euro, yuan veya altına çevrilebileceğini açıklamıştı. Polonyalıların Türk Bayraktar TB2'yi satın alması daha başlangıç. Türkiye'nin Kafkaslar ve Doğu Avrupa'daki hamleleri nedeniyle bir kısım Rus medyasında ciddi bir rahatsızlık hakim. Mayıs ayının en önemli haberlerinden biri, Polonya'nın ünlü Türk saldırı siyahı Bayraktar TB2'yi satın almasıydı diyen siyaset bilimci Andrei Voskresenski, Polonya için bunun daha başlangıç olduğunu belirtti. Olup bitenlerin yalnızca Varşova'nın askeri işbirliğine odaklanarak son derece önemli siyasi temellerini görmezden gelemeyiz denilen makale şöyle devam ediyor. İki devlet arasındaki ilişkilerin oldukça uzun bir süredir ciddi teması olmadı. Polonya aktif olarak kendi etki alanını oluşturmaya ve Avrupa siyasetinin amiral gemilerinden birinin konumunu almaya çalışıyor. Türkiye'nin çıkarları da Afrika, Orta Doğu, Transkafkasya'da yatıyor. Ankara uluslararası siyasete karıştıkça ve Rusya'nın Kafkaslar ve Suriye'deki muhalifi rolünde aktif oldukça Varşova'da harekete geçmeye başladı. Polonya makamları Türkiye'yi BM'de düzenli olarak desteklemeye başladı. Bunun en açık örneklerinden biri BM Genel Sekreterinin Rusların İdlib'deki sivil altyapıya yönelik saldırılarını araştırma komisyonu kurmasıdır. Bu sürecin başlamasında Polonyalılar önemli bir rol oynamıştır. 2020'de salgın nedeniyle genel krizin arka planına karşı Avrupa siyasi alanında da ciddi bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Polonya Avrupa Birliği'ne karşı aktif bir saldırı başlattı. Ancak ABD'den beklenen desteği alamadı. Hem Ankara hem de Varşova neredeyse aynı anda Brüksel'den şiddetli bir protestoya neden olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karar verdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin zirvesi ise sadece birkaç gün önce yaşandı. Avrupa Parlamentosu herhangi bir koşul olmadan Azerbaycan'dan Ermeni savaş esirlerini derhal serbest bırakmasını talep ettiği bir kararı kabul etti. Bu karara aleyhte oy verip karara karşı çıkan milletvekilleri arasında Polonya temsilcisi 5 milletvekili vardı. Böylece çok garip bir şekilde Polonyalı sağ Hristiyan muhafazakarlar bir nedenden dolayı Ermeni kardeşlerini değil Müslüman Azerbaycanlıları açıkça destekledi. Siyaset bilimci Büyük Turan Planı ifadelerini kullanarak bir bakıma Polonyalı Hristiyan muhafazakarlar Avrupa Parlamentosu'nda Türklerin çıkarlarını destekleyen lobiciler haline geldi ifadesini kullandı. Uzman, bu nedenle İHA satın almanın ardındaki mantık bize tamamen farklı bir fikir de veriyor. Bu tür adımlar sadece Rus saldırganlığına meydan okumak için değil, hırsları olan iki ülkenin ittifakını güçlendirmek için, iştahları açıkça kendi yeteneklerini aşıyor yorumunda bulundu. Pakistan, endişe duyuyoruz. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Cavdri,
Hindistan'da ele geçirilen 6.4 kilogram uranyumu yasa dışı şekilde satmaya çalışanlara yönelik haberlere atıfta bulunarak, geçen ay yaşanan benzer bir hadisenin ardından bir kez daha aynı durumla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Her iki hadisenin de nükleer materyallerin korunmasıyla ilgili gevşek kontrollere, zayıf düzenleme ve uygulama mekanizmalarına işaret ettiğini ve bu nedenle derin endişe duyduklarını vurgulayan Chaudhry, Hindistan'da nükleer malzemeler için olası kara borsa mevcudiyetine dikkati çekti. Chaudhry, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1540 sayılı kararı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın nükleer maddelerin fiziksel korunması sözleşmesinin nükleer malzemelerin yanlış kişilerin eline geçmesini önlemek için devletleri etkili önlemler almaya zorladığının altını çizdi. Pakistan'ın uranyumun yasa dışı şekilde satılmasına yönelik hadiselerle ilgili soruşturma çağrısını yineleyen Chaudhry, nükleer materyallerin güvenliğiyle ilgili etkili önlemler alınmasını talep etti. Arkadaşlar, bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.